yanılsamaları, algının fiziksel gerçeklikten basitçe anlaşılır bir şekilde farklılaştığı fenomenler olarak tanımlıyoruz. Beyin gerçekle eşleşebilecek ya da eşleşemeyebilecek bir simülasyon yaratır. Deneyimlenen gerçeklik, bu simülasyonla gerçekleşen özel etkileşimin sonucudur. Olanı görebilir veya orada olanı göremeyebilirsiniz. Ya da nesneyi, fiziksel özelliklerinden farklı bir şekilde görebilirsiniz. Beyin, iki boyutlu retinalardan gelen bilgilere dayanarak derinlik yanılsaması yaratır. Bir ressamın, düz bir tuval üzerinde derinlik yanılsaması yaratması gibi. Yanılsamalar, derinliğin, rengin, parlaklığın ve şeklin mutlak terimler olmadığını gösterir. Beynin devreleri tarafından yaratılan, öznel, göreceli deneyimlerdir. Bu, sadece görsel deneyimler için değil, tüm duyusal algılar için, hatta duygularımızı, düşüncelerimizi ve anılarımızı düşünme biçimi için de geçerlidir. Kızarma hissi, bir kare görüntüsü ya da sevgi, nefret gibi duygular. Hepsi de beyindeki nöronların faaliyetlerinin sonucudur. Gerçek dünyada meydana gelen olayları, yanlış veya eksik olarak algılıyoruz. Ancak, deneyimin fiziksel gerçeklikle mükemmel bir şekilde eşleşmemesi anlamında, gerçek dünyada hiç yaşamamışsınızdır. Beynin, duyu sistemlerinden topladığı verilerin bazıları kesin değildir, bazıları açıkça yanlıştır. Birçok yanılsamanın temeli, beyinde gerçekleşen işlemedir. Beyin, kamerada olduğu gibi ham bilgiyi vermek yerine, gerçekte orada ne olduğunu belirlemeye çalışır. Koffer, sandık, hazine anlamlarını taşısa da, yanılsamanın kendisi gömülü panel izlenimi verir. Retinadan beyne iletilen bilgiler, optik sinirdeki yaklaşık 1 milyon sinir lifinin sayısı gibi fiziksel sınırlamalarla kısıtlanmıştır. Bu fiberlerin her biri, dijital bir görüntüde tek bir nokta olan piksel üretmekten sorumluysa, yüksek çözünürlüğe sahip telefon kameralarından, daha düşük çözünürlüğe sahip olmamız gerekir. Ancak, elbette algıladığımız bu değil. Görsel sistemimizin, bu sınırlamaları aşmasının bir yolu, nesnelerdeki ve sahnelerdeki gereksiz ayrıntıları göz ardı etmektir. Retinalarımızın, düşük çözünürlüklü görüntüleme cihazları olduğu temel gerçeğine rağmen, tamamen gerçekleşmiş bir dünya algısı sunar. Beyin, bir nesneyi tanımlamak için gerekli olan bileşenleri ayıklar, önemli olanlara odaklanır ve bunları işler. Bir nesnenin dış hatlarındaki köşeler gibi, görüş açısından daha ciddi olan keskin kesilmeler, daha fazla gereklidir. Çünkü düz kenarlardan veya yumuşak eğrilerden daha fazla bilgi içerirler. Algısal sonuç, köşelerin, köşe olmayanlardan daha fazla göze çarpmasıdır. Koffer yanılsaması, ilk bakışta görünmeyen, desendeki doğrusal şekiller tarafından, gizlenmiş 16 daire içerir. Yanılsama, en azından kısmen, beynimizin köşeler ve açılarla meşgul olmasından kaynaklanıyor olabilir. 1858 yılında, Alman doğa bilimci Heinrich Schröder tarafından yayımlanan merdiven çiziminde, A paneline bakıldığında, sol üstten sağ alta ilerlediği algılanır. B paneline odaklanıldığında, görüntünün baş aşağı bir versiyonu deneyimlenir. Japon mühendis Kokichi Sugihara, bu iki boyutlu merdivenlerin üç boyutlu yanılsamasını gerçekleştirdi. Yanılsamanın üç boyutlu versiyonunda iki yorumu var. Model dönerken, görünüşte diğeri arasında geçiş yapan üst ve alt merdivenler. Sugihara, bu yanılsama, iki boyutlu resimlerin, üç boyutlu yapılara gömüldüklerinde, üç boyutlu nesneler olarak yanlış algılamaya meyilli olan beyinlerin davranışlarını araştırmak için, deneysel materyalimin bir örneğidir, diye açıklıyor. 150 yılı aşkın süredir belirsiz bir resim olarak bilinen Schröder merdiveni, gerçek üç boyutlu yan duvarlar ve destek kolonları ile dekore edilmiştir. Sonuç olarak, orijinal Schröder merdiveninden farklı olan, yeni bir belirsizlik algılıyoruz. Bu yanılsama, durağan bir görüntüden, yanıltıcı hareketi algılamamızın muhteşem bir örneğidir. Şekildeki yılanlar, dönüyor gibi görünse de, hareket eden gözlerinizdir. Herhangi bir yılanın merkezine gözlerinizi diktiğiniz zaman, hareket yavaşlayacak veya duracaktır. Göz hareketlerinin, dönen yılanlar gibi yanılsamaları üreten, anahtar unsurlar arasında olduğunu görüyoruz. 2005 yılında, Bevel Conway ve ekibi, çoğu insanın görüntüdeki hareketi neden algıladığının sinirsel temelini sağladılar. Yılanların döndüğünü görüyoruz, çünkü görsel nöronlarımız, yılanlar gerçekten hareket halindeymiş gibi tepki veriyor. Alman Libey Üniversitesi'nin, 139 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmada, yaşlı insanların, genç deneklere göre daha az yanıltıcı rotasyon algıladıkları görüldü. Bu yanılsama türünü, 1979 yılında, Alex Fraser ve Kimberly Wilcox, hareket ediyor gibi görünen, spiral düzenlemelerden oluşan görüntüyle keşfettiler. Dönen yılanlar kadar etkili olmasa da, bu yanılsamayı sağlayan etkinin sahibi. Bu algısal fenomen, belirli parlaklıkların, renkli veya gri tonlamalarının, periyodik yerleşimiyle karakterizedir.
Statik olan bu beş köşeli yıldız, döndüğüne dair gibi güçlü bir yanılsama yaşatır. Aslında bu yanılsama, dönen yılanların bir varyasyonudur. Kotman, Kitaoka'nın kullandığı geometrik modelden farklı olarak düzensiz bir modelin, yanılsama hareketleri elde etmede özellikle etkili olduğunu belirledi. Resmin etrafına bakarken, göz hareketleriniz harekete duyarlı nöronları uyarır. Bu nöronlar, uzayda hareket eden bir nesnenin konturunu belirtici değişen aydınlık ve karanlık sınırları nedeniyle hareket sinyalleri verirler. Beyaz, açık renkli, siyah ve koyu renkli bölgeler arasında dikkatlice düzenlenmiş geçişler, nöronları sabit kenarlardan ziyade sürekli aynı yönde hareket görüntüsüyle kandırır. Merkezde, dikey ve yatay kesişimlerden oluşan düzgün ve sağda solda savruk haç işaretleri. Görüntünün merkezindeki kesişimlerden birine, 30 saniye boyunca baktığınızda, bütün görüntünün düzene oturduğunu algılayacaksınız. Yanılsama, kısmen, değişmeyen bir görüntünün, gözden kaybolduğu algısal solmadan kaynaklanır. Merkeze odaklanıldığında, çevresel görüşün daha düşük çözünürlüğünden dolayı, ızgaranın dış kısımları, merkezden daha fazla solar. Algısal solmanın tanımlanması, Troxler solması. Bu görüntüde merkeze odaklanıldığında, çevresel değişimleri fark edebilirsiniz. Ya da bu yanılsamada, çevresel solmayı. Bir başka sinirsel açıklama ise, beynin bu solmayı dayatması, merkezden gelen mevcut bilgilere ve sinir sisteminin yapı düzen aramaya yönelik içsel eğilimine dayanmaktadır. Beyin, televizyon ekranındaki beyaz gürültü gibi, kaotik bilgiyi işlemek için çok fazla enerji ve kaynak kullanmalıdır. Çünkü kaos, doğası gereği sırasız ve öngörülemez. Beyin, bu türden görüntüleri basitleştirip düzenleyerek, işlenmesi gereken bilgi miktarını azaltabilir. Her bir haç sembolünü takip etmek yerine, doğrusal bir çerçeve olarak işleyebilir. Böylece, enerji ve zihinsel depolama alanından tasarruf sağlar. Aynı zamanda, nesnenin anlamını yorumlamayı da basitleştirir. Bakışlardaki bilinmezlik, çoğu zaman rahatsız edici, tedirgin edici olabilir. Size mi, farklı bir yöne mi baktığı, bakışlarda hissedilen duygular. Bu yüzden, koyu renk gözlük takan birisiyle konuşmak tuhaf olabilir. Kimi de, gizemli bir görünüm elde etmek için, koyu renk bir gözlük takabilir. Hayalet bakışlar yanılsaması, bu rahatsız edici etkiden yararlanıyor. Bu yanılsamaya uzaktan bakıldığında, ikiz kardeşlerin birbirlerine baktıkları algılanır. Yakınlaşıldığında da, bakışları üzerimizde hissederiz. Aynı kadının görüntülerinden oluşan bu karma görüntüdeki fotoğraflar, iki yönden farklılık gösterir. İnce kaba uzamsal ayrıntılar ve bakışların yönü. Birbirine bakan görüntüler, yalnızca kaba özellikler içerirken, üzerimizde hissettiğimiz bakışlar, keskin ayrıntılardan oluşuyor. Yakınlaşıldığında, bütün ince ayrıntıları görmek, ileri baktıkları algısı verir. Uzak izlenimde kaba ayrıntılar hakimdir ve birbirlerine baktıkları algılanır. Bu yanılsama, algısal bulmacalarda uzmanlaşmış bir danışmanlık grubu olan Archimedes Laboratuvarı'na gönderilen bir fotoğrafta keşfedildi. İtalya'da bulunan grubun lideri Gianni Sarcone, uzağı net göremediğinden, bu iki sevgilinin yüzlerinin tek bir yüz olduğunu düşündü. Gözlüğünü takan Sarcone, neye baktığını o zaman fark etti. Ardından ekip, son efekti oluşturmak için, fotoğrafa bir Venedik maskesi yerleştirdi. Klasik yüz vazo yanılsamasında olduğu gibi, her iki durumu göremeyeceğiniz bu tür yanılsamalara, iki durumlu yanılsamalar denir. Görsel sistemimiz, beklediğini görme eğilimindedir. Ve yalnızca bir maske olduğu için, ilk bakışta tek bir yüzü çevrelediğini zannediyoruz. Dikkatli bakıldığında, kadın ve erkek iki farklı yüzü fark ederiz. Bu yanılsamayı deneyimlemek için, bakışlarınızı merkeze sabitleyerek, başınızı ileri ve geri hareket ettirin. Ya da kafanız sabit durumda, sayfayı hareket ettirin. Resme yaklaşıldığında, radyal çizimler, saat yönünün tersine dönüyormuş gibi hissettirir. Görüntüden uzaklaşıldığında ise, saat yönünde dönüyormuş hissi. Bilim insanları, yanıltıcı hareketlerin, gerçek hareketlerle de aktive edilen beyin bölgelerini harekete geçirdiğini gösterdiler. Bu, yanıltıcı hareket algımızın, niteliksel olarak gerçek hareket algımıza benzemesini açıklamaya yardımcı olabilir. Fotoğrafçı Victoria Sky, çekmeye çalıştığı babasının fotoğrafında, parlamayı önlemek için, ileri geri hareketlerle doğru açıyı bulmaya çalışıyordu. Bu açı değişimi sırasında, babasının çocuksu ve yetişkin arası görünümlerini algıladı. Sky'ın yanılsaması, anamorfik perspektifin bir örneğidir. Anamorfik, belirli bir biçime sahip değilmiş gibi görünen eserin, özel bir bakış açısından algılanabilir olması anlamına gelir. Sky, bu özel açılarla, yaşın ilerlemesi ve gerilemesi yanılsamasını meydana getiren iki karşıt ufuk noktası oluşturdu.
Yaşın ilerlemesi durumunda, başın üst kısmı daralır ve yüzün alt yarısı genişleyerek daha güçlü bir çene, daha olgun bir görünüm oluşturur. Yaşın gerilemesi durumunda bunun tersi. Alın genişler ve çene daralarak çocuksu bir görünüm oluşur. Sky, yanılsamanın, aynaya baktığımızda, kimi zaman ebeveynlerimizi görme nedenini açıklayabileceğini düşünüyor. Aynaya baktığımda neyle karşılaşacağımı, anneme mi dönüşeceğimi merak ederim. Farklı açılarda gerçekleşen değişimlerde olduğu gibi, olgunluk katmak için başımı eğdiğimde annemi görür müyüm?